İlhan kayıtları o şafir muciz numanın kemalat maneviyetine baksa, işaret etse, elbette öyle hizmet bir hazineyi kapalı bırakıp arız etmez. Herhalde o kitabı bazılara ders verecek. Ta o kıymetler kitap manasız sırf beyhude olmasın. Bunun gizli kemalatı zahir olup kemalini bulsun ve cemal manevisi görürsün. O da sevinsin ve sevdirsin. Hem o açık kitabı bütün manisiyle, hakaikiyle ders verecek birisini, hem birinci sayfadan ta nihayete kadar üstünde ders vere vere geçirecektir. Aynen öyle de. Şimdi tefsirden akıda geçsin. Aynen öyle de. Nakkaş-ı Ezeli şu kainatı, kemalatını, cemalini ve hakaik esmasını göstermek için öyle bir tarzda yazmıştır ki, bütün mevcudat hadsiz cihetlerle nihayetsiz kemalatını esma ve sıfatını bildirir, ifade eder. Elbette bir kitabın manası bilinmezse hiçe sukut eder. Mahusuf böyle her bir farkı, binler manayı tazamın eden bir kitap sukut edemez ve ettirilmez. Öyleyse o kitabı yazan elbette onu bildirecektir. Her kalibinin istatına göre bir kısmını anlattıracaktır. Hem umumunu, hem ağam nazarlı, hem külli şuurlu, hem mutlak ikramlı ifade ders verecektir. Öyle bir kitabın umumunu ve külli hakaikini ders vermek için gayet yüksek bir seyirciliği ettirmek hikmeten lazımdır. Yani öğretim sayıdaki olan tabakatı kesredin, en nihayetinden tut, sağının daha sayıdaki olan daire-i ahadiyete kadar bir seyran ettirmek lazım geliyor. İşte şu temsil ile miracın hulvi hikmetlerine bir derece bakabilirsin. Şimdi makam istinadı olan mühide bakıp kalbini dinleyeceğiz. Ne hale girdiğini göreceğiz. İşte hatırlıyor ki, onun kalbi diyor, ben inanmaya başladım. Fakat iyi anlayamıyorum. Üç mühim müşkilim daha var. Birincisi, şu miracı alayım. Niçin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur? İkincisi, o zat nasıl şu kainatın çekirdeğidir derseniz. Kainat onun uğrundan fark bulunmuş. Hem kainatın en ahir ve en münevver meyvesidir. Bu ne demektir? Üçüncüsü, sağlık veya beyanatınızda diyorsunuz ki, alim ulviye çıkmak şu alim arziyedeki arzanların makinalarını, tezgahlarını ve netaycının mahzenlerini görmek için uğur etmiştir. Ne demektir? Üçüncüsü sağlık beyanatınızda diyorsunuz ki, alim ulviye çıkmak şu alim arziyedeki arzanların makinalarını, tezgahlarını ve netaycının mahzenlerini görmek için uğur etmiştir. Ne demektir? El cevabı, birinci müşkülünüz 30 adet sözlerle tafsilen halledilmiştir. Yalnız şurada Zat-ı Hakk'ın aleyhissalatü vesselam kemalatına ve değerli nübüvvetine ve o mirac-ı azama en elyak o olduğuna icmai işaretlenmediğinde bir muhtasar fiziste gösteriyoruz. Şöyle ki, evvela Tevrat, İncil, Zebur gibi kütüb-i mukaddeseden pek çok tahrifata maruz oldukları halde şu zamanlarda bir Hüseyin'in cisri gibi bir muhakkik Nübüvvet Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam dair 114 işari ve işaretleri çıkarıp Risale-i Hamidiye'de göstermiştir. Saniye tarihçi tarihçe sahip Şık ve Safih gibi meşhur iki kâhinin Nübüvvet Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam biraz evvel nübüvvetine ve ahir zaman peygamber olduğuna beyanatları gibi ahir zaman peygamberi o olduğuna beyanatları gibi çok beşaretler sahih bir surette sahihen nakledilmiştir. Sahihsen Velâd-ı Tahmîdî Aleyhisselatü Vesselam gecesinde Kâbe'deki sanemlerin tutların sukutuyla Kisra-i Fâris'in saray meşhuresi olan eyvanı inşikar etmesi gibi irhasat denilen güzel harika tarihçe meşhurdur. Rahiyan, bir orduya karvanından gelen suyun içirmesi ve camide bir cemaat azime huzurunda koru direğin minderin nakdinden dolayı müfarefe zahmet giden aleyhissalatü vesselam dere gibi elin ederek ağlaması, vanşak kalka armasıyla
şakırtana gibi muhakkiklerin tahkikatıyla dine bağlı mucizatla sentraj olduğunu tarih ve siyer gösteriyor. Hamisen, siyer. Dost ve düşmanın ittifakıyla ahlak akademinin şartında en yüksek seviyede ve bütün muamelatının şehadetiyle tecavüye-i saniye vazifesinde ve tebliğatında ahi bir derecede ve din-i İslam'daki mehasim ahlakın şehadetiyle şeriatında en âli insan-ı hamile en mükemmel derecede bulunduğuna evde insanlık dikkat tereddüt etmez. Sadıkan onun sevinçin işareti bildiği gibi uluhiyet mukteza hikmet olarak tezahür istemesine mukabil en azami bir derecede Zat-ı Ahmet-i Aleyhisselatü Vesselam dinindeki azami ubudiyetiyle en parlak bir derecede göstermiştir. Hem Halik alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıtayla göstermek mukteza-i hikmet vatikat olarak istemesine mukabil en güzel bir surette gösterici ve tarif edici zümbedaya o kadar. Hem sani alemin nihayet kemalde olan kemal-i sanatı üzerine en zayi dikkati cevap etmek, teşhir etmek istemesine mukabil en yüksek bir kazayla dellallık eden yine bir müşahedeye o dersler. Hem bütün alemlerin Rabbi kesin tabakasın ve vahdaniyetini iman etmek istemesine mukabil tevhidin en azami bir derecede bütün meraklı tevhidi iman eden yine bir zavire o dersler. Hem sahibi alemin nihayet derecede nihayetin hüsnü zatisini ve cemalinin mehasimini ve hüsnünün vesaibini aynelerde muhteze hakikat ve hikmet olarak görmekte göstermek istemesine mukabil en şaşalı bir surette aynelerlik eden ve gösteren ve sevip ve başkasına sevdiren yine bir bedahe o zattır. Hem ki saray-ı âlem insani gayet harikan bu dizeleri ve gayet kıymetler cevahirlerine dolu hazine-i gaybiyelerini izhar teşhir istemek ve ondan da kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil en azami bir surete teşhir edici ve tavsif edici ve tarif edici yine bir bedahe o dağıttır. Sen neyden vermiştin? Salinur da anlamı demektir baştan başlayalım. Bütün fenler ilimler bu kainatı böyle. Zerreden tarihleri gösteriyor, yapıyor ya. Fenleri aylarca bıraksan öyle, hepsi böyle. Hep bunu Peygamberimiz ruhunu böyle, Kur'an dili ihsanıyla kainata ilerlemiş. Hep ona düşürüyor. Bir de ayeti, bir tek cümle. Çocuğun evlatları burada ya. Bir tek revit, sonra şerhul açılıyor. Bazen bırakatın şey oluyor böyle, yani başlangıcı oluyor. Beyan oluyor. İlahi yani. Hem şu kainatın sahibi, şu kainatı en zor arzalıklı zihnetlerle süslendirmek suretinde yapması ve düşüyor mahlukatın seyir ve tenazzih ve yübete tefekkür için ona izhar etmesi muhteza hikmet olarak onlara vaatan ve semaviyin manalarını, kıymetlerini bir temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette cümle inse belki ruhanilere ve melaikelere de Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bildiğine o zattır. Hem şu kainatın hakim-i hakimi, şu kainatın tahavvülü hakkındaki maksat ve gayeyi kazanmak eden kesim-i mulazını ve mevcudatın nereden, nereye ve ne oldukları olan şu üç müşkili, şu üç suali müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zişurlara açtırmak istemesine mukabil en vahid bir surette ve en azami bir derecede hakaydı Kur'an ve vasıtasıyla o kırsımı açan ve o vasıtayı halleden yine bir derece o dağıtır. Şeyler mi hoş kovalama? İbrahim? Komşu varlığı sağlığı edince yaptığım güzel vasıtasıyla ve kendinizi şu olanlara tanıttırmak fakir ettiği nimetler ve kendini onlara sevdirmesi bizler ve onun mukabilinde zişur olanlara marzinyatı ve arzı ilaniyelerin bir ölçüm hastasını bildirmesini istemesine mukabil en ağla ve ekmen bir surette Kur'an-ı Kerim'in marzları beyan eden ve getiren bir
Hem Rabbül Alemin, meyve-i alem olan insana, alemin içine alacaktır bu sahne istidat verdiğinden, ve bu hürriyeti külliye muhayyâ ettiğinden, ve hissiyat-ı çetrete ve dünyaya müstela olduğundan, bir rehber vasıtasıyla yüzlerce çetretten vahdete, kanalinden bahçeye çevirmek istemesine mukabil, en azami bir derecede, en ablar ve surette, Kur'an vasıtasıyla en ahsar bir tarzda rehber bilmem, ve risaletin vasıtasını en etmen bir tarzda ifa eden, yine bir de daha uzaktır. İşte mevcudatın en Zihar içinde en eşref olan zihşuur ve zihşuur içinde en eşref olan hakiki insan ve hakiki insan içinde geçmiş vezayette en azami bir derecede en ekmel bir sırada ifa eden zat elbette o miracı azim kanuna ötene çıkacak saadet ebediye dostunu çalacak sabir ve rahmetini açacak imanın hakaiki galibiyetini görecek yine o olacaktır. Sabi an bir müşahede şunasını attı gayet güzel tahsil et. Nihayet terzide suskun tezihler vardır. Ve bir babama şöyle tahsil et ve tezihler onların sahibinde gayet şiddetli bir irade-i tahsil. Fakat bir tezih var olduğunu ve irade-i tahsil ve tezih ise biz zorunlu o sahibinde sarabına karşı kurdaktı bir rahmet ve kutsi bir ve masnaat içinde hem cami ve de gayet sanatı birden cemini gösteren ve bilen ve kendini sevdiren ve başka masnaattaki güzellikleri maraşarı ahdeyi istihbar eden bir bedava o sanatlarla ve sanatını çok seven kadının nazarında en ziyade mahbub o olacaktır. İşte masrafı yazdırdayan mezahir olan hazine ve mevzulatı şükrandan ve tarif ve cemalata karşı Subhanallah, Maşallah, Allah'a ekber diyerek semavatı çınlattıran ve Kur'an'ın emanatı ve kainatı mezara el ettiren istihsan ve tasir ile, tefekkür ve teşhir ile, zikir ve ümid ile ben yine bir müşahede olmaktır. İşte böyle bir dansayız. Eser-i Çanta ilk sırrında bütün ünlerin işlediği hatıratın bir müslim onun çatayı müdanına ve onun ve ifadeti devirdi ve mağazin cihazlarıyla beraber rahmet ve muhabbet ilahiyenin nihayetsiz sevdiğini elbette bir yaz mevzulunu size yapıldım teala arşa ve kavru teyzeyle kadar gitmek aynı hak, nefsi hak yıkar ve mahzul hikmettir. Üçüncü müşkil. Neydi ikinci müşkil? İkincisi. O zaman fazla şu kainatın çekilmeyidir. Evet. Dersiniz. Kainat onun yolundan kaybolunmuş. Hem kainatın en ağır ve en münazar meyvesidir. Bu ne demektir? Evet. Şimdi bunu cevabı. Bir yapmayın. Evet. İkinci müşkül. Evet. Ey makam istimadaki insan. Şu ikinci işgal ettiği hakikat o kadar garip. O kadar yükseldir ki. Aklın oraya ulaşır. Ne de yaraşır. Fakat bazı temsilat ile olan hakikatin fakat bazı temsilat ile olan hakikatin vücudu sahne takdim verilir. Yani kainat onlar bulunmuş. Evet yani sizin yüzünüzü sahne takdim verilir. Öyleyse bir metre takdimde çalışacağız. İşte şu kainatın nazarını azim gösteren mağarasında görünüyor. Arkadaşlar bu eski dakika yani. Şimdi yol bende. Gülümde burada da öyle. O zaman eski dakika yerde böyle şey mi gelir? Sen güzel ilerliyor musun? Ben tabii bir şey yapayım. Evet. Bak bir dakika dur. Neyi için güzel bu oranı? Saygı kutluyorum. Evet. Ben de o şu dakika. İkinci müşkül.
üçüncüsü de. Çorlaklar müzikası çekildiğini Cevzu Çaylak konumunda kaldırılmış. Hem Çaylak'ın en adil ve en önemli bölgesi böyle ve ruhu ne diyor? Kendil. Ey Mekan Yusuf Aleyhisselam, şu ikinci işgal ettiğin hakikat o kadar derindir, o kadar yükseltir ki aklın ona ulaşır, ne de yaraşır. Fakat bazı temsilatına ona çatır vücudu sana takdir edilir, öyleyse bir mezle takdirde çalışacağız. İşte şu kâhneden adayın ilah kapatı bulunmaktır. Azim bir çevrenin anasını görürüz. Yaşıcılarının meyveleri vardır. Şu şedere-i sultatında bir şıkkı olan âlem-i şüphliğini anasır balları. Ayrıca âlem-i şüphli dediğim bu şerdiyatı. Bir vurduya yer yedi yani. Âlem-i kâhne fesat demiyor. İşte âlem-i mülkün her şeyi Alman diye. Sami'nin cevabı, Allah'tan hakkında cahil olan mağdur, elbette şu çocuğun ağzında da cahil olmak muktezai ism-i hakimdir. Öyleyse muktezai hükmet, şu çocuğun hırkatı ve bu şekildekten yapılmaktadır. Hem öyle bir şekilde ki, âlem-i cismâ'nın sahil âlemlerinden yapılmaktadır, verdi cahil olsun. Çünkü, günler müsterif alimleri kazanmaktadır. Kur kutlarca olamaz. Malum şu şefere iki aylıktan daha evvel, o evden başka şefeler yok. Malum şu şefere iki aylıktan daha evvel, o evden başka şefeler yok. Öyleyse, ona menşe ve şekilde biz bunlar elbette yine şefere iki aylıktan bir meyveli masumun cümlesi yine hakim isminin muktezasıdır. Çünkü şekilden daima çıkmak olamaz. Malum evvel üstelikte meyveli masumu girmemiş, elbette ağrıda o ribatı giyecektir. Malum o meyve insandır ve malum insan için de sadece ispat edilmeye üzere en meşhur meyve ve en müteşem sanara ve ümmetin nazarı dikkatini zeydiren ve arzın ismini ve şehrin kumsunun nazarını kendine hatırlar. Ve hasil maneviyetiyle alemi ya nazar muhabbet ve ya hayret ve kendine bakmayan Zahri Muhammed'in alemi. Elbette çayetin teşekkürüne çekirdek olan nur onun zatında cismini giyerek en ahiret ve meyvesine görülecektir. Ey müstemir, şu acil çağına geldiğine bir insanın cüz'i maniyetinden kalbe olmasını istifade etme. Bir de bir ağrım gibi olan mağdur çam ağacını buğday tanesi kadar bir şekilde etten kalbeden kadir edileceğim. Şu çağına adı nasıl kaybetmesin ve yerlemesin? İşte şecere-i kainat, şecere-i tuğba gibi gölgesi ve tüpüğü kaybına damları aşağıda olduğu için aşağıdaki meyve makamından kaya çekimdeki asli makamına kadar nurani bir hayt-ı münasebet var. İşte miraç, o hayt-ı münasebetin cevabı ve suretidir ki Zahid Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam o velayetiyle gitmiş Risaletini ve kapıyı arkasındaki ruhla kalbine o cadde-i nurayda Miraz-ı Ömer'in bölgesinde seyir çubuk edip sıdak kazandıra makamı hem sadece ispatı bildiği üzere şu kâinatın saniyeyi, bilinçli şahin
Bir savaş seferinde yapmış ve tezmin etmiştir. O fakatın yazarı Zahid Ahmet Yarim Sırat-ı Mısır'ın olduğu için Kâinat'tan önce Sami Kâinat'ın nazarıyla edinme olması ve elbette birinci sınav sarılmakla adım geliyor. Çünkü bir şeyin neticesi, semeresi, demek vücudun en aziz, manada en evveldir. Halbuki Zahid Ahmet Yarim Sırat-ı Mısır'ın hem en mükemmel mimar, hem ve bütün mektupların mezarı zuhuru olduğundan en önde ötedenliği olumlu olmak lazım denir. Tamam, bitti şimdi. Hocam şöyle yani, söylemiş. Öyle değil mi? Nur en evvel o şey mazhar yani. Nur Muhammed'i yine. Yani Cenab-ı Hak alemi yaratmadan yaratmadan evvel evvela ötükü hilkatte o bir şey etmesin bana değil mi? O bir o bana. Ne söylüyorsun? Çünkü ne etmek böyle düşünmeye şey yok. Allah'ın iyi yani. Allah iyi. Sen o dediyse bir gün ağır. Allah iyi, o da var iyi. Evet. Ama bana ne şey yok. İlk yaratmış olmaya sen vurur. İlk mi yapmış? Evet, o da var iyi. Sonra ilk yaratmış da işte dediğim gibi bütün kainatı ve kainat olanların hepsinin bir şey olur yani. Sonra tasvirayın alim yiyeceğine Mürekkebatı bunu kendi çeyrek olurdu işte hangi araçta olan kanunun sahibi ya evet. Demiş bu ilk yerden ki cesetten mücevdet geldi evet çeyrek değil mi araçta da mesela kumaların çeyrek olarak meyve değil de çeyrek olarak oysa bu zaman Allah değil sonra meyve o çeyrek meyve olarak başına gelir meyve olarak işte meyve olarak gelir ilk icatta Sani tarih nazıyla dolması ve evet tecelli tecelli hasar olarak geliyor. Geliyor. Çünkü biz cemimizde evvel düşündük. Demek vücudan en ahir manen en evvel. Halbuki zâd-ı hamer olsan hem en mükemmel meyve hem bütün mağarın medar değil. Değil. Nasıl şimdi? Hem bütün meyve. Bütün maksatları medar. Hem bütün meyve. Cenab-ı Mekke'de var ya, hem o sebep olur, zaten düşünürdüm. Hep Cenab-ı Hakk'ın şeyi yani, değil mi? İcadi yani. Bir gelin de demek ki, evet, 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 ne oldu be? İki terim mi ne, buraya geldi? Güzel misal, önce ayakta olan, zahar olan hanımlar mı insan mı? Böyle akıllanma var, bunları da bakıyoruz. Çünkü akıllanma değil mi, insan olarak biliyoruz. Bu iman, imansız akıllı gülüyor yani. Biz böyle burada bir iman ediyoruz, şerde etkilerimiz ama şimdi bir iman ne kadar var, şuurlu yok, kendi kazanmış. İhsan, ıskanın 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 yani bu meyvesini sararsın, sen değil, sen sor. Tabi Kur'an'da meyvesi var, bu iş her bir şeyde var ama izah yok yani. Bu meyvesini sararsın, kimden sen yok yani. Böyle başka şeyle şeyi de yuvarlak ve istatı var, ona da yok, tamam mı bu şey yani. Hiçbir kitapta yani tersine şöyle, tersine bakıyoruz diyoruz, hiçbir şey var kitapta veya bir tersine böyle bir şey yok yani. İşte bu esasla, bu hikmetle Allah Allah, en tersi şey yani. Mesela ders okursam ben ilk hocam var, hocam değil, saldırır. Ben çok büyük bir alimle giderim. Efendim, işte bu Allah-u Teala Hazretleri her yerde harbin adı olmaz. Ama da var. Neden Peygamber Aleyhisselam Miraç yüzünü yürüyordu diye
Bunlara hep kapatın da ki bunlar akıllar var. Yani Allah'ın yüzüne sunması lazım mı ki bütün kainatı diğer terefleri de onun yüzüne sunmuştur. Hücum muhtemelen öyle değil o zaman. Yani kendin terefleri sunmuştur oraya yani. Mesele bu yani. Kusallah hayır ve daha zararlı mekanlarımız da başlıyor yani. Şimdi ben onu söyleyeyim. Yani yani böyle Allah'a sunmuştur. Yani mesela ben gördüm. Mesela bir şeyden olarak gittik. Bir azat olarak dönüyor. Bir çayda olarak gittik, bin batman yani kurma ağzı olarak geri geldik. Yani ziyarete gittik, o geliyor. Hadi geri geldi oradan. Şimdi cümlemiz var. Mesela peygamberimiz düzününde oturan bir bedel Arap, bir anda Müslüman olunca Ümer Müslüman'ı neden ümmetlere usat olursa ya Allah'a karşı karşıya gelen Allah'ın gözünü gören nasıl oldu Allah'a düşünmeyin yani. Mesela bir veli, yani işte İmam-ı Ahmet Ufay gibi zatlar da bazalmış, bazalmış, bir fasıl kapatmış, çok olmuş. Bir anda Ali Kulmuş, evvel olmuş, neyle demiş Ufay gibi. Onun gönlünü ne demek ya? Allah'ın gönlünü ne demek ya? Allah'ı görerek, o Allah'ı görerek, baş gözüyle. Elhamdülillah tabi ki, evliyanın nasıl kuracağı, neler kurduklarıyla de, akıla demek ki, yani zaten bu akıla ne öyle biliyor, ne öyle bir hanımdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu hanımdır, ben sen de gidiyordum burada. Bu evvel Bismillah olmasa, bu olmaz ki yani. Terak olmaz ki yani. Öyle değil mi? Bu bakımdan Seferin Aleyhisselatü Vesselam onun öyle bir şekilde döndü ki bir yoksa baktık. Giden de bir yumurta, gelen de bir tavuk veya bir şeyde bir alası gibi dönüp Allah Allah'ın işte ne? İlk şeyde şunun emri bu kadar oldu. O bölge, geldi. Öyle bir yumurta düşünmüş. Meğer işte Meraz Anasuz'a hiç kutlar takmak diye beraber selam verip oraya gitmemiş yani. Melekler de yani. Şimdi benim sana dedim ya beraber selam verip, ben bundan sonra gelemem dedim. Son adama Türk Muhammed'e selam verip, daha yok eşim yok dedim. Onu vermiş yani. Evet, yani olan yine nasıl dedik ya sayın onlar da. Bu neyse, bu ne kadar ayıp dedik. Allah'ın hayırlı bir mesutlara bir şey tedbir edeyim mi?
Allah'ın
Allah Subhanahu ve Teala cennetin ortasında yaratmış. Yani örnek verdiğiniz gibi buradan bir şey yani. Cennetin kendisi. Tabii ki onu Sizden 400 sene sonra Müslüman'la bir modeller bak şimdi kafiriyle Allah'ı herkes bilir. Abdül aklını alabilirimizden şey diye yapabiliriz. Abdül aklını alabilirimizden. Herkese nasıl şeyler bunlar insanlar. Neyse diyor ki bu başörtü değil. Sonra
senin kalbinin derinliklerinde olan Hasan Bey'in gözünü sendir. Yok. Yapma gözünü sendir. Yok. Esra-i İmaniye'nin hakaretini gözüne verir. Ne ayı cenneti, ahireti, hatta zat-ı gücülerin gözüne müşahede etmez. Bu hani kainata ve beşere. Tüm kalbi şey verir, bazı insanlar kendine İnsanlar fikreten duvar. Çünkü bir şey duydu mu? Bir şey duydu, gelmiyor. Duydu kendime geçti. Bakar ki ben bunu yapamam, öyle kimse yapamaz. Ayağa gidiyor, ne gidiyor, öyle gidiyor ya. Nasıl gidiyor? Gidiyor, benim gidiyor mu ya ayağa gidiyor? Ya sen diyemezsen baş ama giden var. Hem insanlar var. Çünkü bir şey duydu mu? Kendime geçti. Bir bakar ki alayım bunu sen. Sana bende de öyle kimse yapamaz. Allah'ın peygamberi olarak sen de olur mu yani? Sen ne demiyorsun? Bunu bayılır mı? Hani bir gidelim. Bunların kalıcı olduğunu istiyorlar. Evet, bazıları var. Kendilerine çok güzel bir geçmiyor. Bu hangi yerde böyle olmaz ki yani? Zaten kendimiz değil, her yerde de gidiyor. Eşim bu yönetim sarası ama bir sütü yaşam. Al buna söylensin. Bu soru bir yer mi? Bir yer mi? Bir de son bir aynen. Bu ahlaksın yüzünü her yolda çektiğince yine hakkını bırakırınca bırakınca bazı bazı şeyler ne diyor? Yüzün ki alem diyor. Bundan nur dedi, bana susam olacak diyor. Bazı bazı şeyler de gidiyor şimdi öyle. Olur hem yani. Bazı bazı şeyler az gelsin bildiğin ki alem diyor. Buyurun. Ersan-ı İmaniye'nin hakaretini gözle görüp, melaikeyi cennete